gör hiçbir şey yapsın. Bilakis daha ziyade orada kalsın da daha mahfuz olsun diyor. Münafık da böyledir. Benim hayatım yalnız dünyadadır. Ben gideceğim sonra diyor. Aman efendim dünyada neyse yapayım da. İşte züyyine lillezine keferul hayatul dünya, kafirlere hayat-ı dünyayı tezyin etmiştir. Allah ya şeytan. Tezyin etmiş, ne yapıyorlar? O zamana maksustur. Sebebi, ayetin sebebi nüzulü, bunlar ashab-ı kiramın, Suheyb-i Rumi gibi, Selman-ı Farisi gibi, Bilal-i Habeşi gibi malları, servetleri yok. Onların elinde de mal-ı servet ve ticaret olduğu için kendine bir kıymet verirlerdi. Bu onların da fakir olduğu için aşağı yürürlerdi. Asıl sebebi nüzulü ayet budur. Fakat ayetin sebebi nüzulü ayeti tahsis etmez. Kıyamete kadar bu var. Herhangi zengin malına güvenir de fukaraları aşağı görürse bu tehdidin altına doğru. Fark etmez. Sebebi nüzul odur. Fakat kıyamete kadar efendim malım var, sermeti var, fakire ne başlayayım, ne bakayım, ehemmiyet vermez. Bir kelime konuşmaz bile, kalbini de tatmin etmez. Bu tehdidin altındadır. Gerçi sebebi nüzul bu değil. O evvelkidir. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sokra alay ederler müminleri, fakir oldukları için, malları olmadığı için alay ederler. Bak bak, elbisesine bak, haline bak. Halbuki وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Allah'tan korkanlar, şirkten kendini muhafaza edenler, müminler, o zamanda da bu Suheyb-i Rumi, Selman-ı Farisi onlar gibi, bu onlar فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamette derecesi ne kadar yukarıdır. Onlar esfer-i safiline gider, bunlar da alay-ı alliğinde bulunur. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Allah Celle Celaluhu hakimdir, maliktir, mal onundur, mülk onundur, insan onundur. Yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. İstediğine bi gayri hisâb verir. Cennete götürür. Orada da beğeyri hesab, hesab ile değil cennetin nimetliği sayılmaz. Cennet imana mukabildir, e'mal ile değildir cennete gelmek. Cehennem köfre mukabildir. Fakat cennetin nimetleri amel ile metenasiptir. Mesela kafirlerin çocukları öldüğü zaman tabi bu çocuk bir küfür etmemiştir. Eğer babası Müslüman ise babaya tabağın gider. Fakat bir kafirin çocuğu Allah-u Teala'ya asyan etmemiştir ki cehenneme giriftar olsun. Acaba. Peki iman da yok ki cennet nimet olsun. Ona cennete girer fakat nimetleriyle mütenaam olmaz. Azap yok fakat nimetlerle mütenaam olmaz. Çünkü nimetler a'mal ile mütenasıl. Cennete gitmek fazl-ı ilahi ile diyor. Ve gayri hesab, cennetin nimetleri hesapsızdır. Herhangi yemişi aldın, yedin mi yerinde yine harf olur. Hesabı kitap. Zaten cennetin nimetleri ki şahsa göre değişiyor. Herkes kendi haliyle mütenaim oluyor. A'mali fazla olan o nisbette mütenaim olur. Fakat bir açlıktan dolayı değildir, bir susuzluktan dolayı değildir. Eğer cennete açlık olursa, cennet nimet gibidir. Açlık bir azap gibidir, orada olmaz, susuzluk da öyle. Ya bu nimetler nedir? O nimetler fakihedir, tefekkuh ediyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bir insan yemeğini yemiştir, karnı doyduğundur, fakat güzel bir yemişi de gördü mü yiyor. Tefekkuh kabilindedir. Yoksa açlığa çare olmak şeyli değildir bizim gibi. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ بِغَيْرِ حَسَابٍ verir Allah istediğine. Mevzu ayrı ayrıdır. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlar ilk evvel bir ümmeti vahidiydi. Allah Celle Celaluhu sıfatların icabatı olarak insanları böyle ayrı ayrı, ayrı sıfatlarda, ayrı şekilde, ayrı ahlakta halketmiştir. Sıfat-ı ilahiyenin zuhuru, Allah Celle Celaluhu, malum ya biz Cenab-ı Hakk'a, biz en aşağı şeydedir, Mevlana'nın teşbihi bu.
bağın içinde bir alma ağacı var. Alma ağacında bir alma var. Almanın içinde bir kork var. Eğer o korktan sonra sorseler, ey kork sen ne zamandan beri buradasın? Bu bağ neredir? Kimindir? Ne diyebilecek? Bizim aynı misalimiz budur. Bu dünyada bizim halimiz pek basittir bir şey. Allah'ın azametini nasıl anlayacağız? Ancak Halik-i Kainat sıfetlerine müttasif etmiş bazı halleri ve onlardan gözü açık olanlar anlar. Evet. Nimeti ve şimdi eğer isteseydi Allah insanların küfür bulunmasın yahut hatıra bulunmasın, kafiri halk etmezdi. Münafıkı halk etmezdi. Cenab-ı Hak için müşkil bir şey değil ki. O yalnız Müslümanları halk eder. Fakat hikmeti ilahiye muhaliftir. Madem ki cenneti halk etmiş, cehennemi halk etmiş, bir takım mahlukatı halk eder cehennem için, bir takım da halk eder cennet için. Eğer bir nevi olsaydık kafi gelmezdi. Hikmete kafi gelmezdi. İşte Adem Aleyhisselam zamanında ki 100.000 kadar onun evlatlarını görmüş, kendi evlat ve evlatlarının evlatlarını. Ümmeti vahideydi insanlar. Hepsi Adem Aleyhisselam peygamber ve baba, suhufta İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın suhufuydu. Ondan sonra Adem ile İdris'in arası ihtilaf yoktu, hepsi mümindi. Ondan sonra hatta Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra da bir zaman öyle geçti. Ondan sonra hikmet-i ilahiye ile münafık da meydana geldi, kafir de meydana geldi. Rekrek estin abi şehrin abi şur, der helaik meyrevet tane fısur. Mevlana teşbih ediyor, diyor ki damar damardır. Bak toprağıyla kalsın, bir siyah damar çıkar, bir beyaz çıkar, bir kırmızı çıkar. Bu damar damar olduğu gibi insanlar da böyle damar damardır. İnsanların içinde münafık olur, kafir olur, mümin olur. Zaman olmaz ki bunların üçü olmasın. Sıfatların ittisafı için bunlar ister. Zaman-ı saadette de bunlar var idi. Bizim zamanımızda da var. Bizden sonra da olur. Bu olacak ki azamet-i ilahiye zuhur etsin. Cehennemde de olsun, cennette de olsun. Rahmetle müttasif olanlar bulunsun. Azab-ı kehriyle müttasif olanlar bulunsun. Kânennâsü ümmeten vâhide. İsteseydi böyle gidecekti. Ümmeti vahideydi. Feba'asallâhum nebiyyine mübeşşirine ve münzirine. Ondan sonra Allah-u Teala fisk-ı fücur başladı. Onları hidayete getirmek için de peygamberan-ı azami gönderdi. Bu peygamberler tebşir edicidir. İman edene cennet-i sevab ile tebşir ediyor. Münzirdir, korkutucudur. İman etmeyenlere cehennem-i azab ile. Yalanız bununla da kalmadı. Allah Celle Celaluhu merhameti çok olduğu için ve enzele ma'ahumul kitabe bil hak, hak ve hakikate dair olan kitapları da gönderdi. Evvela peygamberleri gönderdi, sonra peygamberlere de kitap gönderdi, kitabı eline verdi. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, halkın arasında hüküm etsinler. Misal böyledir. Eğer siz söylemiş isek tekrar olur. Fakat senin şimdi bir hükümet, bir vilayeti alır. Biz şimdi ferazı Atina'yı alırsak, Atina'ya bir vali göndereceğiz. Ondan sonra o valinin eline bir kanun vereceğiz. Diyeceğiz ki Atina halkına bu kanunu tatbik et, onların maslahatı olacak. Halikimiz de dünya hepsi Cenab-ı Hakk'ın mülkidir. İnsanlar hepsi onun mahlukidir. İnsanlar onun mahlukidir. Onların insanların ıslahı için vali göndermiş. Peygamber Aleyhisselam bila teşbihi ve la temsil. Her birisi zamanının valisidir. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün hepsinindir kıyamete kadar. Fakat her peygamber o ümmetin bila teşbihi anlatması için varisidir. Her peygambere gelen ahkam-ı ilahi de onun kanunudur. Allah-u Teala o kanunu o peygambere vermiş, demiş ki bu memlekette bunu tatbik. İşte evvela böyle halk etti insanları, ondan sonra peygamber gönderdi, ondan sonra da kitap verdi. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا ف۪يهِ, onların arasında hasıl olan ihtilafı o peygamber o kitabıyla hükmedecek. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ, bu kitap demek ki insanların ıslahı için geldi. Tevrat, Yahudilerin ıslahı için geldi. Misaldir.
Halbuki وَمَا اَخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اَوْتُوهُ İhtilaf etmediler o kitapta, illa kitabın geldiği kimseler. Yani Tevrat gelmiş onlara, onların salahı için Tevrat'ta ihtilaf etmişler, sebebi fesadi oldu. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Bu da haseden, fahsed ile, zulm ile, bagy ile. Şimdi arz edebildim mi? Kitaplar ne için, peygamberler ne için geldi? Halkın ıslahı için. Eline bir kitap verdi Allah ki ıslahını tamam etsin, konulara bildirsin. Halbuki o asyan eden kavimler aynı ıslah için gelen kitapta ihtilaf ettiler, sebebi helaki oldu. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ın irade ettiği kimseler hidayete geldiler. لِمَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ Onların ihtilaf ettiği noktada Allah-u Teala istediği müminlere hakikati gösterdi. Mesela kıblede ihtilaf ettiler. Yahudi Mescid-ül Haram şeye başlıyor. Hristiyan güneşin çıktığı yere bakıyor. Yahudi şeye bakıyor, Mescid-ül Haram'a, Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Bu ihtilaftan dolayı Allah-u Teala bu ümmet için ne o Kabe'yi gösterdi. Evet, mesela oruç hakkında ihtilaflar hasıl oldu. Kimi elliyi tutar, kimi aşağıyı tutar, kimi yağlıyı bırakır, kimi yaksızıyı bırakıyor. Onun içinde hakkı Cenab-ı Hakk'ı ümmete gösterdi, Ramazan'ı gösterdi. Günler hakkında ihtilaf ettiler, biri cumartesi, biri pazar dedi. Onların arasında hakkı gösterdi, cumayı bize ihsan etti. Derseler bizim cumamız çok iyi olur, inşallah olur belki. İbrahim Aleyhisselam'ın hakkında kimi dedi Hristiyandır, kimi dedi Yahudidir. Allah bize bildirdi, Hanifen, Müslümen, Mama, Kâna, Minel, Müşrikim dedi. İşte onlar geldiği kitaplarında ihtilaf ettiler. Hidayete sebep olan gelen kitap onların dalalete sebep oldu. Arada da bu ümmet-i merhumeye Cenab-ı Hak gösterdi ve onları فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاللّٰهُ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ هِدَايَتَهُ İstediğini hidayete getirir. اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دُورِ يُولَ تَر۪يطَرَى Hidayet ancak Allah'adır. Hadi ve mudil Allah'adır. Hatta Resul-i Ekrem'de mecazen esnad edilebilir. Çünkü halk eden Allah'dır, halif olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amcelerini, kabilelerini hidayete gelmeyi çok arzu ederdi. Hatta Ebu Leheb'in hakkında da isterdi iman etsinler. Ayet nazil oldu. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ تَشَاءُ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Ey Habibim, hidayet benimdir. Ben istediğim hidayete getiririm. Yani hidayet ne şeyh iledir, ne paşa iledir, ne bu iledir, ne öyledir. Allah birisinin kalbine ırka eder. O da o yolu tutar, hoşuna gider. Hoşuna gider de o yolu tayin eder. Bak da şunun, ihtiyar iledir. İnsan, Cenab-ı Hak insana bir ihtiyar vermiş, cüz-i ihtiyar. İhtiyar eğer ki her şeyi Allah yapar. Fakat kulun da de böyle olur. Bir kuyun mesela. Kuyunun çoban ağzına ufak bir tuz parmağına koyuyor da ağzına verdiği zaman gidiyor o tuz, o çobanın arkasına gidiyor. O tuzu gidiyor. Allah cenneti halk etti. Cehennemi de halk etti. İnsanları da halk etti. İnsanların kalbine bazıları kalbi o tarafa meyilliyor. O bir rahmet, bir vesile görmüştür. Ana babadan mı yapıyor? Yani hidayet-i ilahiyeden. Nihayet o tarafı seviyor. Sevdiği zaman takip ediyor. Ede nihayet müntehasına cenneti gidiyor. Berekini çünkü cehennemi için halk etmiş. Muhabbet o yoluna diyor. O yolun ahlakı nedir? Oraya meyilliyor, kendi meyliyle oraya gidiyor. Allah Celle Celaluhu herkesi sırat-ı müstakimin hidayete getiren O'dur. Berikiyle halk eden yine O'dur. Halik O'dur. Fakat kul kesrinde mesuldür. Bu mevzu bitti efendim. Ashab-ı kiram Medine-i Tahire'ye teşriflerinde elbette garip gittiler. Mal-ı eşyası da yoktu. Biraz sıkıntılar var, zahmetler oldu. Hasta oluyor da kimse bakan yok. Aileleri Mekke'de kalmış. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
bunların aralarında bir muvahat, kardeşlik yaptı. İrs ayeti gelinceye kadar o bakiydi. Mesela ikisini kardeş yaptı. Ömer ile Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh kardeş yaptı. Selman-ı Farisi ile Ebu Derre kardeş yaptı. Osman ile Abdurrahman bin Avfi kardeş yaptı. Böyle. Kardeşlik bu. Birbirine hizmet ederler. Hastalığında, sıhhatinde hizmet ederler. Yardım ederler. Ve her cihette lazım olan yardımları yaparlar. Birisi ölürse onun eşyeti de ona kalır. Bu ayet, feraset ayetinin hazır olmadan evveldir. Resul-i Ekrem böyle münasip yürümüştür. Hatta o zaman Ali ibn Ebi Talib kerramallahu vecehu çok genç idi, 20 yaşında bir şey. Geldi diye bir ağlayarak ya Resulallah, ashabına arkadaşlık yaptın, benim arkadaşım kim? Dedi gel Ali, senin arkadaşın da benim yanına almış, sen benim arkadaşımsın dedi. İşte muvaffak budur. Ali ibn Ebi Talib Resul-i Ekrem'in kardeşidir bu arada. Bir sebebi budur. Şimdi bunlar böyle biraz sıkıntı dünyaca olduğu için biraz evlatları, aileleri de Mekke'de kalmış. Bu üzüntüler, hastalıklar da oluyor. Onun için ayet nazil oldu. Onların kalbini telkifen, bu zahmetin mukabili vardı. Bunu çektiniz mi? Mukabilini Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Em hasibtum, öyle mi zannettiniz? Ey Müslümanlar, sıkıntıyı görüyorsunuz da em hasibtum, zanneder misiniz? En tedhulul cennete, siz cennete gireceksiniz hemen. Ve lemma ye'tikum, size gelmeden. Meselul lezine halev min kablikum, sizden evvelki müminlerin başına gelen musibetler. Hatta Peygamber Aleyhisselam, Yahudiler 70 peygamberi şehit etmişler. Onların başına gelen musibetleri görmeden, üzüntü görmeden, dünyada bir zahmet görmeden hemen cennete girmek mi istiyorsunuz? Yok. Allah-u Teala'nın adetidir o. Cennete götürür ama dünyada biraz zahmet verir ki cennete kıymeti bilinsin. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ Zanneder misiniz ey Müslümanlar? Gerçi hitap onlaredir. Fakat kıyamete kadar bakidir Kur'an. Bugün de Kur'an bize öyle diyor. Ey Müslümanlar, zahmetsiz olarak, kolay olarak namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, istediği fenalığı yap da sonra ben cennete getireceğim, böyle mi diyeceksin? Yok. اَمْ حَسِبْتُمْ zanneder misiniz? اَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ cennete dahil olur da وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ sizden evvel gelenlerin misallerini, benzeyişi başınıza gelmeden girecek misiniz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى onlar çok fikr-i zaruret çektiler. O peygamberler, ona tabi olanlar. وَالدَّرَّا hastalıklar çektiler. حَتَّى وَزُلْزِلُوا üzdüler, üzüldüler. Hatta yekûle resûlü vellezîne âmenû me'ahû metâ nasrullâh. Hatta dediler istibâ, inkar değil. Ya Rabbi yardımın nerede? Nerede yardım gelmedi biliyoruz dediler. Hatta peygamberleri de onlar da başladılar. Ya Rabbi sıkıntı nihayete yetişti, yardım nerede? O vakit Cenab-ı Hak da vaat ediyor. Elâ inne nasrullâh, elâ inne nasrullâhi karîb. Agah olunuz ki Allah'ın yardımı yakındır. Ayetten anlaşılıyor ki insan sıkıntıya düştüğü zaman dua etsin, o zaman dua şahane kabul olur. Bak, meta nasrullah dedi, ayet nazil oldu, elâ inne nasrullâhi karîb. Sıkıntı zamanında, üzüntü zamanında, yağmurlar geldiği zamanında, hele meyitle beraber kabre gittiği zaman, fakat şimdi meyit gidiyor da haberimiz bile yok. Bunlar hepsi gittiği o sıralarda duanın kabul olan yerlerdir. İnsan biraz sıkıntı gördüğü zaman Allah'a yüzünü çevirir de dua ederse ayette bak ayette meta nasrullah dediler. Elâ inne nasrullâhi karîb ayeti nazil oldu. Biliniz ki nasr-ı ilahi yakindir. Ama o bitti efendim. Ashab-ı kiramdan birisi Amr ibn-ül Cemuh namında biraz mal-ı serveti vardı. Huzur-u saadete geldi de sordu. İstiyor vermek, fakat ne kadar verirsin, nereye verirsin, onu Resul-i Ekrem'den soruyor. يَسْأَلُونَكَ Resul-i Ekrem'den sorduktan sonra Allah-u Teala Cibril-i Emin ile ayeti gönderiyor. Resul-i Ekrem de o ayeti tebliğ ediyor. يَسْأَلُونَكَ اَيْ حَب۪يبِمْ اَكْمَلَ الرُّسُلْ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
senden soracaklar, istifta edecekler. Mâzâ yunfikûne. Mâzâ yunfikûne. Neyi tesadduk etsinler? Neyi tesadduk etsinler? Soracaklar. Ayet onların sualinin mukabili geldi. Onlar neyi tesadduk istiyor? Ayet tesadduk edeceği yeri gösteriyor. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ Ey Habibim, onlara cevap budur. Sizin dünyada infak ettiğiniz, verdiğiniz mal, min hayrin, hayr mal demektir. Mal eğer hayırlı yolunda sarf olursa hayır olur. Mal ne zaman fenadır? Mal yirendir Resul-i Ekrem diyor. Fakat o yolda kullanırsa olur. مَاذَا أَنْفَقْتُمْ Bak efendim, tüt ağacının yaprağı. Bir yapraktır, yeşil yaprak. Fakat koyun yiyorsa süt olur. Yılan yerse zehir olur. Böcek yerse iflik ip olur. Eski de yerini girebilir. Mal da böyledir. Mal yerinde sarf edilse ni'mel malu salih le'l-reculü salih. Salih olan kimse için iyi bir yardımcıdır. Fakat mali Allah'ın sevmediği yerde sarf ederse elbette büyük bir felakettir, servet değil, nimet değil, nimettir ona. Ve yeselûneke mâzâ yunfikûne. Neyi infak edecekler, neyi yapsınlar diye senden sorurlar. Kul cevabında söyle. Mâ enfektum min hayrin felil vâlideyni. Evvela ana babaya. Niçin bunu diyor? Çünkü irs, veraset ayeti gelmemişti. Veraset ayeti geldikten sonra onlara ne soruyor? Veraset ayeti yok. Nitekim ashab-ı kiramın muvakatinde de dedik birbirine malına oluyor. Veraset geldi, Kur'an-ı Azimüşşan'da tayin etti. Babanın hakkı budur, ananın hakkı budur, hanımın hakkı budur, kardeşin hakkı budur. Böyle Cenab-ı Hak tayin ettikten sonra artık vasiyete lüzum yok, vasiyette kafi evvela ayet geçti.